kanalından herkese selamlar. Ben Ali Eren ve bugünkü programımızda Ertuğrul Süngü hocamız bizimle beraber olacak ve oyun kültürü, oyunların akademisi gibi konular hakkında konuşacağız. Ertuğrul Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ee, ya teşekkür ederim. Selam. Ee, te ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için gerçekten. Hani ben böyle YouTube kanallarına falan hem, hem genelde de pek çıkmıyorum yani zaten. Ee, ama öyle ki öyle gözüküyor ki çıkacağım gibi duruyor yani bundan sonra. Ya benim <laughs> Level dediğin gibi levella başladı, level e devam ediyor bu arada hala. Kürşat zamanla beraber resmen Hı -hı. dergi yapmaya devam ediyoruz. Alanlara selam olsun. Ha onu konuşuyorduk az önce de off the record hala alınıyor mu? Gerçekten evet. bilmiyorum. Hani ben yazmayı <laughs> <laughs> biz oradan bir şeyler ekleriz araya. <laughs> ha, ben yazmayı çok seviyorum, oynamayı da çok seviyorum ve yazı yazmayı da çok seviyorum yani oyunlarla ilgili. Ee, böyle bir şekilde fikir paylaşmayı falan seviyorum ama okunuyor mu? Yani bence hiç okunmuyor ama olsun yani. Yine de devam <laughs> ediyorum. Ee, o ak akademik kariyerde e, ilk galiba şimdi Bahçeşehir yüksek lisansını açtı 14-15 civarı ama ben 2016'da Bilgi Üniversitesi ilk lisansını açtığında oranın ilk hocalarından bir tanesi oldum. Ee, orada da oyun kültürü dersiyle başladım zaten işe. Ondan sonra gelişti dersler, verdiğim dersler ve içerikler. Bilgi de başladım. Sonra 17'de Bahçeşehir açılınca hem Bilgi hem Bahçeşehir'de yarı zaman dersler verdim. İşte bir yandan çalışıyordum. Pegasus oyuncak dedi bir yer vardır. Oranın da müdürlüğünü yapıyordum. Ha, bu Warhammer, Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! gibi kartların Türkiye distörlüğü falan. E, oranın da şeyiydim, müdürüydüm aynı zamanda dükkanın. İşte hepsini bir yandan doktor yapıyordum. Böyle fantastik bir hayatta ilerliyordum yani oyunlarla dolu ve işle dolu. E, sonrasında da e, tam zamanlı olarak Bahçeşehir Üniversitesi'ne geçtim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde doktoratüm görevlisi olarak çalışmaktayım. Yani tam zamanlı olmam da galiba tam Covid o dönem 2020 döneminde de başladım, devam ediyorum. Benim genel alabilirim dalım ya yani çalışma alanım oyun kültürü tabii ki de. Sonrasında oyun ve felsefe, oyun ve anlatı, naratoloji dediğimiz ve karmaşık oyun mekanikleri ve bütün bunların ekserinde de tabii oyun temel tasarımına giriş, yani temel tasarım dersi veriyorum gibi düşünebilirsiniz bütün bunların arasında mesela şey açtık. Ya sonsuza kadar konuşabilirim bu arada farkındasındır. Ee, o evet. game journalism diye bir ders açtık. Bu oyun eleştirisi ya kimse oyun eleştirisini yapamıyor. Herkes oyun eleştirisini sadece keyif için yapıyor ya da işte kanala hit almak için ya da meşhur olmak için falan yapıyor gibi bir durum var ya. Hani ben onu bir şekilde akademik olarak evet. formüle etmeye çalıştım. Yani bu gerçekten de eleştiri kuramı üzerinden biz nasıl hani nasıl bir işte kıyafeti ayakkabıyı ne bileyim buzdolabını ya yani sen söyle işte eleştiriyorsak hani oyuna nasıl yaklaşmadığımızla ilgili bir ders yarattım mesela o da 2017'den beri o ders açık ee, her dönem veriyoruz o dersi de böyle bir böyle bir dersim de var yani. Yani böyle işte Hocam, bizim 4'dörtlük oradan... giklik benim yani işte board game'ler, çizgi romanlar, evet. FRP oynatmalar falan filan çılgınlar gibi. Ee, gerçi sıkıntı yok yılır? hocam ve biraz goy goy da yapalım ya ne olacak tamam. ama yani şey sizi biraz ofen dediğim İngilizce kavramla. çünkü Amerika'ya geldik ya çünkü en küçük bir şey demeye korkuyoruz artık burada yani büyük bir nasıl çevireceğim bilmiyorum ama en küçük bir şeyden korkmaya başlıyor Yo, insan. Anlıyorum. Yani niye hocam tüm böyle oyuncular, yayıncılar size benziyor? Yani böyle ben size bakınca böyle şey, şey oluyorum böyle. Ya bu adam Teknopat'ta yayın yapıyordur <laughs> veya Teknosa'da böyle oyun standındadır veya FRP'cidir mesela. Yani öyle bir vibe geliyor bana. Can Sungur böyle. Ben... Can Sungur <laughs> <gibi. gülüyor> Valla ben e, ilk <laughs> jenerasyonuyum. Mesela ben İbrahim Oğuz'dan önce benim saçım böyleydi. Herkesten önceli fotoğraflarla var yani. Herkes beni takip etti gibi anlıyorum ben. Benden öncesi fotoğraflar olanlar şey yapsınlar, çıkarsın göstersinler. Ya vallahi bilmiyorum yani default böyle yani. Hani benim e, hep saçım uzundu mesela yani. Ne bileyim ben lise sonda saçım uzamaya başladı. Çok çok uzun bir saçım vardı. Hı. Çok metalciydi. Mesela bunları açıklayabiliriz. Yani e, sorduğun <laughs> sorunun köküne istiyorsan kültürel anlamda hemen gidelim. Yani sorduğun sorunun... Vallahi hocam... Gideyim? Dur, <laughs> durayım mı? Benim de... Be... <laughs> Ha, araya küçük gireyim ama hani siz devam edersiniz benim de saç uzundu da işte sonra baba kel olunca hocam benim saç buralardaydı falan hatta e, flu'dan da birkaç e, videolarıma bakan insanlar görmüştü baya uzundu sonra baktım benim yandan böyle açılıyor saçlar geçen yaz ben gittim Türkiye'ye bir berbere girdim annemlere bile sormadan hocam usturaya vur dedim böyle orada kel gezdim birkaç ay hatta şimdi yavaştan uzatıyoruz da ben o potansiyeliydim yoksa ben de metalciyim yani falan güzel e, dinlerim ama maalesef çok güzel bir yere değindin de işte mesela metalci di konseptiyle alakalı. Yani hani oyun e, slash metal müzikle yani daha doğrusu oyun slash müzikle alakalı kavramsal bir nokta var mesela ile alakalı. Neden Benzyo'ya doğru gideceğiz ya aslında? Sen hani görünüş olarak Appearance, görünüş olaraktan söylüyorsun anladığım kadarıyla daha ziyade. Ya aslında bir pattern e, ne? Onun takibi yani hani e, olan bir sistem. Döngü. He, bir döngünün Türkiye. takibi gibi oluyor aslında tabii ki de metal müzikle çok bağdaştı. Türkiye'de çünkü FRP camiası üzerinde yükseldi Türkiye'de oyun. Mesela birçok insan e, oyunu internet kafe üzerindenmiş gibi anlıyor. Hani internet kafeler olduğu için oyunla ilgili bir şey var. Aslında hiç bunun alakası yok. Yani benim doktor araştırmamın bir kısmı buna ait zaten yani. E, bir de içerisinde de yaşadığım bir durum dünya olduğu için oradan da biliyorum. E, tam tersi FRP kafeler yani İstanbul bazlı FRP kafelerin üzerinde yükselen bir oyun kültürü var. Hatta çok ilginç bir da data daha var. Şu anda oyun sektöründe alaylı dediğimiz yani çünkü bölüm daha aynı açıldığı için hani sektör önceden geldi ama o alanda okumuş olmak diye bir ihtimal zaten yoktu. İnsanların e, çoğunun FRP kafelerden çıktığını görüyoruz. Yani e, bununla ilgili birçok isim verebiliriz yani zaten. E, birazcık oradan geliyor. FRP kafe kültürü ya yani FRP oyunu yani masa üstü rol yapma oyunun da çok fazla metal müzikle bağdaştığı bir yer var. Ee, mesela en bilindik gruplardan birisi Blind Guardian. Blind Guardian'ın birçok şarkısı işte Lord of the Rings'e. O çok severler. Herkesi var. Sever. Şey Lord e, of the Rings'i e tahmin edilir. song falan. Tabii mesela çok severim. coverlarından bir tanesi şey kapaklarından bir tanesi direkt Dragonlance ejderamızdana gönderme kapağı vardır yani. Ee, TCR'dan basılan Market Retro Segment tarafından yazılan. Efendim söyleyeyim hani böyle bir dünya şimdi metal müzikle FRP oynayanların bağdaştığı bir yer var. Olay birazcık şeye bağlanacak işte. Bu müziği dinliyorum, bu oyunu oynuyorum, bu oyunu oynuyorum, bu müziği. Tabuk yumurta yumurta tabuk, bunu bilmiyoruz tabii ki de ama kesiştikleri bir alan var. Şimdi kesiştikleri alan ne aslında? Amerikan tarafından gelen bir kültür olması açısından. E, hatta şey Stranger Things ikinci sezonu izlediyseniz orada bir e, men neydi? hellfire Hellfire. E, bir ama orada ne oluyor dizide? Bir e, av oluyor değil mi? Aslında onların her şeyden bağımsız evet. olarak konusu hani bunlar bu oyunu oynuyor. Bu oyunu oynayanlar işte korkunç insanlar falan deyip oraya doğru bir saldırı olmasıyla alakalı. Bu 80'lerdeki Amerika'daki satanizm mevzusu aslında. E, tabii ki de biz Türkiye olarak biliyorsun bir şey, bir şey Amerika'da oluyorsa biz de alıyoruz onu. Bizde de 90'ların sonunda yaşandı bu. Yani ben gezemiyordum sokakta hani gençtim hani uzun saç siyah tişört falan böyle de hani abartı üzerimde. Cem Yılmaz'ın ah. bir tane hikayesi ah. var ya onların evet, evet. şey satanist var diye ben sahnedeyim kel kafalı. Aynen böyle. işte. Falan. Aynen. Aha, bu öldürüm falan. Aynen işte biz buna maruz kaldık ve ben hani hayatım boyunca böyle hiç sevmedim bir grubun tişörtünü falan giymeyi hiçbir zaman anlamadım da sevmedim de bireysel olarak yani. Eee saygı saygısı sonsuz. normal siyah tişörtüm var geziyorum ya yani altında da kahverengi şort falan var yani ama saç uzun sakal böyle uzun hemen böyle çeviriyorlardı işte kimlik kontrolü falan e bir şey yok gidiyorsun ama yani ay Bey yolunda üç kere falan durduruyorlar. Diyordu yani ne yapabilirim bu yani böyle bir şey işte yapabileceğim yok ama bu çok fazla insan tarafından böyle maruz kalındı buna e, meşhur Akmar pasajı baskını falan vardır ben derslerimde hep gösteririm zaten e, mesela Akmar pasajında kuvvetle muhtemel Türkiye'deki müzik konusunda vefat etti galiba dört yıl önce falan vefat etti e, neydi Apache isim gitti. Ah be. Apaç abiyi alıyorlar hatta tutukluyorlar falan. Hani kim oluyor bunları, kimlere veriyorsunuz falan diye. O da çoluk çocuk falan diyor. Ne diyecek adam yani? İşte orada korkunç röportajlar var. İşte böyle tapıyorlar, böyle oluyor falan. Ya neyse yani demek istediğim şey bir olay geldi. Ve böyle bir yıl kadar falan kaldı. Gündemi çok meşgul etti. Ee, tabi bildiğimiz kadarıyla gerçekten de ciddi bir olay oldu orada. Bir cinayet falan işlenmiş. Tabi şimdi de o, o taraf var ama bu her yere sirayet etti bu konu. Yani bir anda o oyun camiasına sirayet etti. Ve dendi ki bunlar böyle insanlara dönüştü. Ve zaten de olan bir birliktelik vardı. Ve işte bir metal müziğin getirdiği belki hani kılık, kıyafet, tarz olabilir birçok insanda var olduğunu düşünüyorum. Naçizane gözlemlerim. Ben de bence o kadar yok artık ama e, bir standartizasyon vardı. Bir dönem çok vardı. Bunu şöyle de bakabilirsin. Şu anda da mesela benim öğrencilerimden gördüğüm kadarıyla olan e, daha ziyade artık şey işte bu RGB teknolojisiyle beraber de gelen daha bir e, tekno, tekno denmez değil Elektronik müzik daha ziyade mesela metalden daha uzakta duran daha bir elektronik müziğe yaklaşan bir hani dinleyici kitlesi var. Eskiden şunu diyebiliyordun. Türkiye üzerinde kesindi bu. E, oyun oynuyorsa metal müzik dinliyordur. Metal müzik dinliyorsa oyun oynuyordur. Ki bu, bu, bu kesindi. Yani kesin derken %100. Hiç şaşmadı. Ama mesela daha farklı bir camia olduğu sonradan çıktı hip hop camiası, oyunu oynayan bir hip hop camiası olduğu ortaya çıktı. Tabii o zaman internet falan filan çok fazla olmadığı için ancak forumlarda yazdığımız için pek ulaşamıyorduk o gruplara. E sonrasında bunları öğrendik. Aa ulan Türkiye'de bir de hip hop dinleyip çünkü Türkiye'de çok yükselen bir hip hop da var. 90 sonu aynı zamanda böyle acayip gelen bir hip hop dünyası var. E, öyle ya. Tabii bunların büyük bir sorunu ne? Çok fazla bu komünitelerin İstanbul merkezli olması. Mesela Ankara'da bir tek Oversoul Kafe vardı. Bizim mesela Rize'de hiç o dediğiniz FRP'dir odur bunlar hiç yok hocam. Yani Şöyle nedir? Bizdeki oyun kültürü şu. Ortaokul öğrencileri ve genel lise öğrencileri de buna değil ama... ...genel olarak ortaokul ve ilkokul öğrencileri... ...okuldan çıkar, öğlen arasında veya okuldan sonra... ...en yakındaki aşırı ghetto bir internet kafeye gider... ...duvarlar dökülüyor böyle. Hmm. Müthiş bir nem var Tabii. böyle. Berbat ortamlar. Bilgisayarlar zaten 20 yıl önceden kalmış. Kasarak oynuyorsun <laughs> ne yaparsan yap. Hatta böyle arkada bazı gençler uygunsuz şeyler yapar falan. Her neyse orada Wolf Team oynar insanlar. Wolf Team yani <laughs> nettir bu. Wolf Team'den sonra... Ondan önce bizim bir CS 1.6'cı bir tayfa vardı. Onlar e, CSGO'ya geçti sonradan. Sonra bir Wolf Team dalgalanması oldu ama en son işte şey girdi araya. LoL girdi araya. LoL'dan sonra Valorant'a kaydı insanlar. Öyle yavaş yavaş modernize oluyoruz ama kesinlikle bence banal bir çizgi var evet. orada. İnsanlar farklı oyunları denemiyor. Yani kesinlikle Bravo. çok lineer gidiyor insanlar. Bu benim öğrencim olan insanlardan benim ilk yaptığım şey şu. Zehir çekiyorum kanlarından yani. Hani işte Valorant'ı alıyorum. Böyle LoL'ü <laughs> alıyorum kandarından. Çünkü yeterince maruz çok kalmışlar. Çok iyi. <laughs> Teşekkür ederim. Ama seveninde çok ya. Zaten kötü olduğu için değil. Yani çekiyorum dediğim bir, bir derece bırakıyorum içeride hala. Çünkü tabii ki de oynanması lazım yani. Hı. Ama sadece o değil. Ya şimdi bak, internet kafe tarafından gelelim. Kafeler, FRP kafeler de öyle, internet kafeler de öyle. Bu kafe mantığının aslında bak konu arcade'e gidiyor. Arcade salon. Aterici dediğimiz bizim yer. Yine evet. aynı diziye referans verelim. Ee, Stranger Things'e referans verelim. Çocukların aslında çok güzel resmi diyor orada. Buluştuğu yer, buluşma alanı, arcade. Özellikle 80'ler Amerikasında ha, böyle bir e, alan var. Yani e, çocuk dostu bir alan, mekan. Mekan anlamında da öyle yani. Ee, biz buraya geliyoruz, burayı ziyaret ediyoruz, burada buluşuyoruz, keyifli vakit geçiriyoruz. işte yanından e, bir patlamış sıra alıyoruz, içecek bir şey alıyoruz. Kolamızı alıyoruz. işte takılıyoruz ya, yani ne bileyim, e, şeyin önü gibi. E, Beyoğlu bir dönem Bölger'ın önünde buluşmak gibiydi. Artık hala böyle bilmiyorum ama velhasıl böyle bir ekol. Şimdi mesela aterici fikri Türkiye'ye böyle gelmedi aterici ben küçükken yani e, 90'ların başında falan özellikle gidilmemesi gereken yerde ailelerin birçoğu çocuklarının gitmesine izin vermedi belli bir yaşa kadar. Neden? Çünkü oraya evet. orası herkese açık olduğu için ve herhangi bir rastgele insan gelebileceği için bir çocuğun kötü etkilenmesini iki hem oyundan hem diğer münasebette bulunacağı insanlardan kötü etkilenmesini düşündükleri için iki başlarına bir zarar gelebilecekleri için ee, ve üç tabii ki de dil. Yani kötü bir dile alışacakları için aslında hep engellendi. Evet. İlginç olan bir nokta daha söyleyelim. Büyük otel zincirlerinde de eskiden e, kumar varken ülkemizde e, yasak değilken kumar, e, birçok kumar salonunun olduğu yerde e, aynı katta ya da bir alt bir üst katta bir yerde ateli salonu da olurdu. Ki Çocuğu oraya kitleyelim, biz kumara gidelim isimli hareket ve aynı zihniyet o çocuğu orada ateri oynamaya götürüyordu çünkü hani orası korunaklı bir alan yani değil mi? Ama mahallesindeki atıcıcak gitmeye asla izin vermiyordu. Bunu benim yaşımda olan bunu denemekten hemen herkes yüzde yüz aynı şekilde söyleyeceğine eminim. Aslında bu nun devamı yani atıcıcının devamı bir e, internet kafe, internet kafenin gelişiminde bir PlayStation artı internet kafe gibi devam ediyor. Sonra dünyada herhalde hiçbir yerde eşi benzer olmayan PES kafe diye bir şey dönüşüyor. Ee, gerçi varmış onu da araştırdım. Bir iki bir yerde daha PES kafe diye bir şey varmış. Çok enteresan buluyorum onu. Gibi bir yere gidiyor ve evet şimdi buradaki olan komünite. Çünkü ne oluyor burada? Bu bir kahvehane aslında. Bu bütün bahsettiğimiz mekanların oluşmasının yapısında bir kahvehane yatıyor. Yani müdavimcilik, orada olma ve aynı şeyi paylaşma, Sadece farklı şekillerde. Şimdi önemli olan değil mi? Mekan ya. Kahvehane bir mekan. Şimdi mekan hep duruyor. Önemli olan kimin gittiği ve onu kimin yarattığı. Şimdi o yüzden mesela İstanbul'da farklı farklı kafeler olmuştu. Senin X bir mahallede gittiğin e, internet kafeyle e, işte Beşiktaş'ta gittiğin işte bir ADEX değil mi? Eskiden ADEX AB evet. vardı. Aşağıda da ADEX vardı. Yani senin yaşın etmedi büyük ne, bir ihtimalle ama Barbaros'un başında vardı. Hani ona gitme ekolü vardı. Adexler arasında gidip gelme vardı ve bir ekole dönüştü bu mesela. Adex'te gidip hani neyle karşılaşacağını biliyordun. Ama X bir internet kafeye gittiğin zaman abi Adex değil falan diyordun. Üzülüyordun ya. Yani haz almıyordun. Çünkü mekan. insanlar orayı inşa ediyor. Şimdi insanlar inşa ettiği için de kim gidiyor abicim oraya? Bu bir kültür tüketimine dönüşüyor. ya yani bu arada bütün oyun dünyasının geldiği noktayı kültürüzden açıklayabiliyoruz. Çok basit bir şekilde. Yani kim gidiyor? Kim tüketiyor? Şimdi bak, bütün ürünler, bunlara komparador deniyor. Yani e, ülkende olmayan, X ülkesinde olmayan, ama başka bir ülkeyle iletişimi olan, bu Türkiye örneğinde Almanya, çünkü biliyorsunuz ki Dünya Savaşı sonrasında özellikle Almanya'ya giden Türkler sayesinde olan bir e, bağlantı, onların buraya taşıdıkları bir kültüre dönüşmeye başlıyor. Şöyle, Amiga. Commodore bu tarz cihazlar Türkiye'de hemen satılmaya başlanmadı. Bunu gazete kopyalarına falan görebilirsiniz. Gazete ilk çıktıkları zamanların tarihleri falan var. Buna öyle başlamadı. Bunlar birilerini Almanya'dan ya da yurt dışından Genelde Almanya ama birçok yer bir tabii ki de taşımalarıyla oldu. Ha getiriyor sana bir şey. Aha sana hediye cihaz işte yeğenine cihaz getiriyor. Bilmem kime cihaz getiriyor. Al oyna diyor. E şimdi bunu kim getiriyor? E oradaki insan getiriyor. Oradaki insanın buradaki e burada birisi görüyor. Aa böyle bir şey varmış diyor. Ben de gidince alayım diyor. Gidiyor. Mesela birçok insan bilgisayarları yani komodorları falan şey diye aldı hep. E, bu çok güzel bir eğitim cihazı diye. Ya ne eğitimi? Ne eğitimi verecek? Yani hani Senden gideyim işte Cem Yılmaz esprisine devam edelim. Yani Cem yazıyorsun basıyorsun Cem. Cem diyor değil mi yani hani bunu yapıyor. Muhteşem cihazlar değiller tabii ki dede Tabii ki de işe yarıyorlar ama sen zaten kullanımı bilmiyorsun. Kullanımı yaygın değil. Konuyu bilmiyorsun. Ya Özal'ın ya yani biliyorsunuz makasla asli fotoğraf var yani hani bilgisayar geldi aga falan gibilerinden yani. Şaka karışık ekleyelim. E, yani hani bu bir komparador tüketim. Yani burada bir yere sahip değil. Yerleşik bir yerden gelmiyor. Kendi içerisinde üretilen bir kültür değil. Dışarıdan alınan bir kültür, devşirme bir kültür. Ha? bunu alıyorsun, kullanmaya başlıyorsun. Evinde kullanmaya başlıyorsun. Sonra dışarıda atericiler oluyor. Sonra internet kafe oluyor vesaire vesaire. Böyle bir geçiş var. E şimdi ister istemez ne oluyor? Ürün ülkene gelip Satılmaya başladığı zaman ne oluyor? E bu sefer de sosyoekonomik bir şey devreye giriyor. Değil mi? Yani herkes alamıyor. Hala herkes alamıyor. Yani kaç kişinin gerçekten hala 3000 serisi, bak 4000'i sormuyorum bile. Kaç kişinin gerçekten Kimse 3000 Kimse serisi soracağım. reklam herkes kartı denir. var? Çok az insanın var. Yani e, olamaz. Çünkü yani inanılmaz rakamlar. İşte aynı şeyi düşün ve bunların hepsinin yeni çıktığı bir dönemi düşün. Yeni bir kültür gelmiş. Yeni bir kültür tüketilmeye başlanmış. Adı oyun ne olduğunu kimse bilmiyor. Hani kimsenin bir fikri yok. Birçok aile için çok kötü bir şey. Ee, çocuklar için kötü bir e, deneyim yani vakti kötü harcatıyor ve sen bunu satın aldırtmaya çalışıyorsun ailene. O imkansız yani <laughs> diyorsun ki bunu bana alın ne yapacaksın işte tuşlara basacağım bravo yani şimdi ailenin de bu sefer devreye bir kültür tüketimi devreye giriyor anladın mı? Bu çok büyük bir aslında sen dediğin gibi sosyolojik bir böyle takibi gerektiren e, izlenmesi gereken bir dönem çünkü her parası olup almayan da çok vardı. Çünkü ne olacağını bilmiyor. Mı? Ben öyle çok biliyorum. Ha, Mesela evet. benim ailemde de öyle bir şey vardı. Ben küçükken e, bilgisayara erişimim çok sıkıntılıydı. Çünkü yani hep ya bağımlılık yapan bir şey olarak görüyordu ve ben yıllarca bende bir tane 1 GB RAM'i olan Toshiba'nın böyle kütük gibi bir bilgisayarı vardı. Onda FIFA 2006, FIFA 2007, FIFA 2008 oynuyordum. Akranım FIFA, FIFA 2012 oynuyor. Ne kötü FIFA'lar bir de FIFA yani. 2011... <laughs> Evet, <laughs> Ben FIFA 2008 oynuyorum. Trabzonspor kariyer modu falan yapıyorum. Güzel. Yani çok zor zamanlar. Sonra şey devreye girdi. Artık ailem görüyor. Herkesin bilgisayarı var. Benim yok. Ailem şey demeye başladı. Sen şu sınavdan şunu yap. Tabii ya, ki. Herkese de rahat ol. Ben küçükken <laughs> evet. de aynıydı. Rahat ol yani. Hani <laughs> bak anladın mı? Bu tamamen e, bu ya herkesin o ailenin yapısıyla da alakalı, bireylerin kendi kültür tüketimiyle alakalı, karşıya çıkan nesneye nasıl cevap vereceğinle de alakalı. Ya mesela şunu birçoğumuz artık biliyor. iPhone'a 40 bin lira vermenin kötü bir fikir olduğunu biliyoruz. Daha doğrusu bir, evet. bir birim teknolojiye ne kadar para vermemiz gerektiğini bundan 10 yıl öncesine göre çok daha iyi biliyoruz. 4090 evet. almanın sonuçlarını artık hesaplayabiliyoruz ona sahip olmak artık sadece yetmiyor ama anakart mı yanacak kablolar mı yanacak elektrik faturası ne kadar gelecek hadi bunu aldım ama devamı hani artık bunları düşünmeye başladığımız bir yerde eskiden bunlar görece hiç yoktu sadece en iyi almaya çalışıyorduk en yeni almaya çıkıyorduk. Şimdi şey dediniz hocam dışarıdan geliyor tabii evet. yani dışarıdan bir şey gelince tabii yani çünkü üretici konumunda değiliz ki hala değiliz ne yazık ki yıllar evet. geçmiş bu işin üzerinden hala çok niş kişiler haricinde mesela benim için bunlardan biri Bager Akbay'dır kendisiyle video da çektik yani müthiş bir insan yani bu komodoro'lar ilk çıktığından beri oyunlar üreten birisi yani niş insanlar dışında pek bir şey üretemiyoruz. Böyle olunca da bir şekilde bu dışarıdan gelen kültürü ve oyunları kendimize uyarlıyoruz mesela ben böyle bakınca şeyi fark ediyorum yani Türkiye'de diğer ülkelere kıyasla çok büyük bir fanatizm var spor konusunda ve bu spor oyunları konusunda. E Bu ne oluyor? İnsanlar daha çok FIFA oynuyor, PES oynuyor, orada bir rekabet dönüşüyor bu ve yani sürekli bunun üzerinden bir şeyler ilerliyor ve dediğiniz gibi PES kafeler, FIFA kafeler açılıyor ve insanlar oraya sırf Galatasaray, Fenerbahçe maçını oynamak için, Beşiktaş, Trabzonspor maçını oynamak için gitmeye başlıyor ve yeni bir ekol ortaya çıkıyor. Ve yani bundan başka benim aklıma şöyle geliyor yani şey dedim mesela Wolf Team. Bence hatta Türkiye'de oyuna para ödeme konusu başlatan oyunlardan biri de e, Wolf Team'dir. Oyuna bir şey yatırıp daha üst düzeye çıkma. Hatta orada şöyle bir anekdota anlatayım bilmiyorum daha önce anlattım mı bunu ama benim bir arkadaşım vardı ortaokuldayım Rize'de. Ya çocuk şey yapıyor e, ailesinin annesinin çeyizinden altın çalmış çeyrek altın e, öyle bir şey almış gitmiş bunu kuyumcuda bozdurup Wolf e yatırmış. <laughs> tabii şimdi ben beni görürse ben yazın dönünce beni iyi bir dövecek ama ya böyle şeyler de ortaya çıkıyordu. E tabii mesela kültürel tüketimle alakalı iki tane oyuncu modeli hemen sana buraya yapalım. Özellikle bu online oyun, online multiplayer oyunlar ve ve işte MMORPG'lerle hoş MMORPG'ler bir ara tamamen bir ortadan kalktı. Blizzard beceremediği için ama işte şimdi yeniden geliyor yani Final Fantasy 14 e, özellikle ve işte WoW class'in yeniden gelmesi gibi şeylerle birazcık birazcık daha hareketlendi bu MMORPG dünyası. E, ama belki tabii şöyle bir şey var. Bir grup insanın mesela ben bireysel fikrimi söyleyeyim. Bir MMORPG oynuyorsam, yani online multiplayer'da da böyle bir e, subscription şey, ödeme metodu hiç gelmedi ama olsa kesin aylık ödemeyi yaparım. Eğer bir oyun aylık ödemesi varsa ben varım. Bir oyunun aylık ödemesi yok ve in-game purchase yani oyun içi satış yapıyorsa asla oynamam. Ya, yani, oynamak zorundayım zaten. İşim gereği oynuyorum ama hani öyle kendimi adayarak oynamam yani. keyif almak için eğlenceyse tabii ki de hemen her şeyi oynuyorum. Şimdi mesela burada iki tane insan modeli karşımıza çıkıyor. Değil mi? Bir tanesi diyor ki ben işte WoW oynuyorum. Aylık ödemesini yapıyorum. Karşısındaki diyor ki o salak mısın? Aylık ödeme paramı verildi oyuna. Diyor. Ama bunu diyen insanların büyük bir kısmı ne yapıyor? A bilmem ne şapkası çıkmış 500 lira deyip oyun içi hiç acımadan o parayı basıyor ve oyun içi e, kendi skin alıyor mesela. Bunu çok ilginç buluyorum. Ve bu da tabii ki de büyük bir ihtimalle e, hem birazcık bağımlılık hem de birazcık yine e, bu kültür tüketiminin e, farklı bir çıktısı olarak görüyorum. Mesela ben kendi örneğimde neden aylık ödeme metodunu seçiyorum? Çünkü bir, bu metodu bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ve bu metodu normal bulan insanlarla bir oyun deneyimi yaşamak istiyorum. Bu insanın iyiliği, kötülüğü, daha başarılı, daha başarısız olduğu ile alakasından değil. Kafa yapısı olarak bu grupla takılmak istiyorum mesela. Diğer tatlı diyecek ki tam tersi ben bu grupla takılmak istemiyorum diyecek büyük bir ihtimalle. Ee, ama benim için en önemli olan şey ne? Yine bireyselliğin de alakalı güvenlik. Ben güvenliğimin sağlanmasını istiyorum. Şimdi X kişisi ee, bedava serverda çok fazla insan WoW oynuyor mesela ya da X oyun oynuyor. E, account gidince ne oluyor çalınınca? Bitti. Yani benim WoW accountum, Battle.net accountum galiba 2003 tarihli. WoW beta çıktığında ben oradaydım. Ağacı geçemiyorduk. Ağacı takı ağaca takılıyordu karakter böyle. Ee... Ben o zaman protein. <laughs> Estağfurullah. yani hani şey <laughs> e, düşün. O zamandan beri varım ve benim accountum defalarca hacklendi. Hacklendiğimin Çözümlenmesi en uzun, bak en uzun hacklenmem üst üste üç kere hacklendiğim için, sorun olmuştu artık, en uzunu 4 saat sürdü çözülmesi ve oyunda in-game page atıyorsun. Ya yani şimdi bir de oyunda ne kadar ne verdiğinle alakalı. Ben çok dediket, çok böyle kendini vererek oynuyordum Wolf döneminde özellikle yani hani. E, hatta Türkiye'nin de ben, e, Burak'la beraber, e, Nerd diye de bir guildimiz vardı. İlk canlı yayınını yaptık biz e, vakti zamanında etilerde bir yerden neresi hatırlamıyorum. Son hatta biz tek jetonu falan kurduk. İlk yine bu içeriklerden birisi. Tek jeton sonra multiplere falan dönüştü. Ben o tek jeton döneminin yazı işleri müdürüydüm aynı zamanda. Ee, orada biz ilk canlı yayını yaptık. WoW canlı yayını yaptık. Bak o kadar önemliydi. Ya baya büyük bir olay. Da Justin TV kimse bilmiyor Türkiye'de. Twitch falan bırak. Biz bir oyunu galiba 2008 son 2009 başı falan yapmıştık. Naxxramas Masra'yı Gibi gibi şeyler. Yani Devam o ki insanların neye nasıl para harcayacakları ve neyden nasıl etkilendikleri de alakalı. Mesela Türkiye'de çok büyük bir futbol kültürü var. Şimdi sen ülkende bu kadar bu ana akımda bu kadar güçlüyken zaten insanlardan farklı bir şey pek bekleyemezsin. Çok normal. Tabii bu da ayrıca bir normalleşme süreci. Yani bu normal kabul ediliyor artık. Anladın mı? Birçok konuda yani normalization, normalleşme biliyorsun dünyadaki en tehlikeli şeylerden bir tanesidir. Bir şeyin normal olarak görülmesi çünkü artık ona alışkanlık ve ona karşı körlük olmaya başlar yani. Ve o tabii ki de o başka ne yapacağım ki demeye başlar. Seçenekler bitmeye başlar. Standardization, değil mi? Tek tipleşme. Senin az önce söylediğin şeydeki argüman benim biraz önce söylediğim şeyle birazcık bağlantılı. İnsanların sadece LOL oynaması mesela. mesela şu bir başlık. E sporcuyum. Süper. LOL oynuyorum. E, bu çok normal, değil mi? Yani hani evet zaten senden beklenen bu. Bu bir meslek artık. E, ama işte günde 12 saat LoL oynuyorum, yeni çıkan hiçbir oyun oynamıyorum ama işte ben gamer'ım. Bence değilsin, yani bence LoL'cüsün. Ama sen ve senin çevrendeki herkes 12 saat LoL oynuyorsa ve senin dünyan, yani senin bu e, bubble'ın yani içinde bulunduğun dünya, etkileşene bulunduğun herkes günde 12 saat işte LoL, 12 saat PUBG, 28 saat Valorant oynuyorsa e o zaman normali bu. Sen o zaman gamer'sın zaten, anladın mı? Şimdi kavramların hı hı. kültürel etkileşimleriyle ilgili bir sıkıntısı var. Ee, bunu açıklamak zorunda da değilsin. Sen sonuçta bir kimlik yani. Sen kendine gamer tag'ı takıyorsan benim için avuç zaten yani. Okey. Ama sosyolojik anlamda bu tartışma konusu. Benim tartışma konum. Ee, çünkü hani benim verdiğim derslerde hı hı. araştırma araştırmalarımda da bu ortaya çıkıyor ki hayır değil. Yani bir insan tek bir oyunu düzenli olarak tek bir oyunu oynuyorsa gamer olamıyor. En azından sosyolojik açıdan. Ama sen bir daha söylüyorum. Buna çok fazla insan argüman ediyor. Ne demek lan sen sana mı soracağız falan. Ha bana sormayacaksınız abi yani ben de akademisyenim yani. Ben de bu araştırmanın bir parçasıyım yani. yani ben de kendi kimliğimle alakalı bakıyorum ediyorum. Ne, ne kadar gamermişim ne oluyormuş gibilerinden. Ama hani bir şeye takılı kalmak evet yani bu onu yaratmıyor. Ama sen o komüniteye bağlıysan evet bir gamersin. Ama... hocam o şey gibi ya e, hani halı sahalara gelen böyle tombik mahalle abileri olur ya forvette bekler e, abi sen sadece şut çekiyorsun futbol yani de, halı sahada bir şey yapmadın. Pas, koşma e, yok o yok şut çekeceksin. Tamam işte. Sen şut çek. Tamam ama bu, bu, arada bunu değil. o insan elinden alamazsın. Yani o insan bir, bir bireyin kendini bir kimlikle nasıl gördüğüyle alakalı senin bir argüman etme hakkın yok. Bu tamamen kapalı bir konu. Bence yok. Yani evet. edersin de kendi aranda edersin. Ama bence birazcık boşa. Ama onun haricinde önemli olan belli bir şeyleri araştırmak, görmeye çalışmak, bulmaya çalışmak. Ben genelde bunun peşindeyim. Yani kültürü tanımlamakla alakalı. Mesela benim bir e, farklı bir araştırmam var. E, şimdi böyle sunum ya bazen zor oluyor ama şöyle bir hani oyuncu kimliğini hani gamer'ı daha doğrusu oyunu tanımlarken ha şu da bir problem ha. E, oyuncuyla gamer farklı şeyler. Türkçe çevir çevirili alakalı problem var. Player Oyuncu, evet. gamer, oyuncu ya, hani bunu her bana evet. merhaba diyenlere ilk dersler yapıp anlatıyorum, bunlar aynı şeyler değil sakın ha yani alakası yok. Yani oyuncu farklı bir şey, yani oyun oynayan kişi, player. Zaten kökeni var eski İngilizce'de. Play gereğe kadar gidiyor. Tiyatroda oynayan kişiye kadar gidiyor. Oyuncu act ediyor. Bir şey deneyim ettiriyor. Deneyim ediyor. Bir şey oluyor orada. Sen de aynı şekilde bir şeye dönüşüyorsun. Yani oyunla ilgili bir input bir output oluyor karşı tarafta değil mi? Sen burada bir şeye dönüşüyorsun. Onu evet. kontrol ediyorsun. Tiyatroda bundan çok farklı değil sonuçta. Sen biri olarak başka bir şeye dönüşüyorsun ve onu deneyim ettiriyorsun. Tabii ki de bu detayı tartışılır. Ama çok pra pratikte bu böyle bir şey. E şimdi o, o bir oyunculuk. Casual oyuncu olabilirsin. Hardcore oyuncu olabilirsin. işte pro oyuncu olabilirsin, e-spor oyuncusu olabilirsin. Postcore diye bir şey var. İşte eskiden çok oyun oynayan ama artık oynayamayan ve sadece takip eden insanlara söyleniyor bu. Postcore bir oyuncu olabilirsin. Olabilirsin. Bunlar ve bu arada yani oyuncu o player olmak için şuna gerek yok. Oyunda sürekli ilerleyebilmene, her oynadığın oyunu bitirebilmene falan gerek yok. Ek o deneyim ne player diyoruz. Sen bunu deneyim ediyor musun? Okey. O zaman bir playersin. Bunu sen de... bu okey. Ama gamer bir e, kimlik olarak karşımıza çıkıyor sosyolojik olarak da tamam mı? Yani sen gamer'ım diyorsan bir tüketim havuzuna düşüyorsun aslında. Ha senin bir kültürel tüketimin var. Ve bir kültürel tüketim içerisinde ne yaptığına tabii ki de bakıyoruz. Yani gamer neyi tüketiyor'a bakıyoruz. Yani sana spesifik olarak Ertuğrul'a, Ali'ye, Ayşe'ye falan bakmıyoruz. Ha sen bunlar neyi tüketir? Mesela şu rastlantı olabilir mi? Yani Bölgür King'in gamer menüsü yapması bir rastlantı olabilir mi yani? Tabii ki olamaz. Öyle bir şey mi yaptılar? Evet. <laughs> Burası garip bir yer oluyor bazen, bazı kalar, biliyorsun geçmiş. yani. Hani birçok şey rastlantı değil tabii ki. Çünkü bir, istatistik bir araştırma yani. Ee, ve işte gamer ile ilgili şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Benim kendi bulgularımdan. Zaten benden başka çalışan galiba. Eğer birisi X birisi, senden seni de tanımıyorum şu anda ama hani seni ele alalım. Eğer birisi dijital oyun seviyorsa, kesinlikle, kesinlikle, şimdi sayacaklarımı hakkında tut, arkamda da var. Board tamam. board game, e, çizgi roman, kutu oyun, çizgi roman, masaüstü rol yapma oyunları, e, anime, manga, cosplay kart e, game, Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh, e, Pokemon gibi e, toplanabilir kart game, collectible kart games, e, high fantasy, Dragonlance, işte ne bileyim e, sen söyle, şey Lord of the Rings, Forgotten Realms, Ravenloft gibi dünyalar, e, sci-fi yani Hı -hı. bilim kurgu, eğer bunlardan, bu sayıklarımdan bir tanesini gerçekten senin hayatının odağıysa, gerçekten bu sayıklığın maddelerden ve dijital oyunun kendisi tabii, bir tanesi senin hayat odağındaysa, ee, %80 ihtimalle bu saydıklarımdan en az 3 tanesiyle kesin ilgileniyorsun, kesin ilgileniyorsun ve kalanlarınla da, da büyük bir ihtimalle yabancı değilsin. Doğru mu mesela senin üzerinden bu analiz? Board game doğrudur, ee, anime manga doğru. Şimdi diğerlerini unut. Fantastik edebiyat mesela Lord of the Rings seviyor musun ba e vesaire? O bayılırım bayılırım. Tamam bak. E yani Aynen. Star Wars seviyor musun? Space Opera fark etmez yani hani herhangi bir şey. Star Wars hiç sevmem. Tam yani e ben fi biraz filmci bir perspektifle Fark etmez. Sci-fi, Alien dünyasını severim. Alien olur. Ya sen söyle herhangi bir sci-fi, bilim kurgu. Asimov okumadın mı? <laughs> Asimo Asimo. E ya. tamam Aynen. işte yani adam o bak dersen... tutuyor yani böyle. Şimdi böyle ben bu testleri yapa 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 ortaya ata ata zaten ortaya çıkarttım bayağı bir şeyler. Ee, e, çünkü tüketim böyle bir şey. Sen bunlara ilgi duyduğun için zaten ortaya bir kimlik çıkmaya başlıyor. Ama burada çok ilginç olan bir şey daha var. Bu saydığım başlıkların her biri de kendi başına bir alt kültür. Ha bu arada oyun bir popüler kültür değil. Bu da yanlış düşünülüyor. E, oyun bir e, alt kültür, subculture, game bize subculture element yani. Hani değil. Aradaki fark nedir o zaman yani, peki? Yani popüler kültür Serdar ortaç. <laughs> ha. Yani hani <laughs> daha açık, baba yani herkes tarafından bir şekilde ha. bilinen, bir şekilde duyulan ve tüketimi kolay. En önemli şeylerinden bir tanesi tabii ki de. Hani tüketimi Hı -hı. kolay olan bir şey. Subculture alt kültürse her ne kadar biliniyor gibi olsa dahi o kadar da bilinmeyen bir şey. Burada Erkan Oğur. Yani subaltern diye bir şey var. E, Garışmayın bakın yazdı. Subaltern değil bu. Genelde insana doğru karıştırıyor. Belki izleyen olur böyle de subaltern değil. Subculture. Alt kültür. Yani e, kendi içerisinde e, bir ufak bir grubun bir araya gelerek ortaya çıkması. Mesela bunun ilk örneği şeydir. Hacker Convention'ı var. Eee GABA 70'lerde bir yerde ya da 80'in başı vallahi tam tarihini değil gerçekten ama e, bir hacker convention'ı var. O hacker convention'la başlıyor ilk bu kültür toplanması. insanların bir araya gelmesi. Sonra sonra halka büyüyor işte San Diego Comic Con 70'ler 76 San Diego Comic Con San Diego Comic Con her şey büyüyor 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 şu anki haline gelmesi falan gibi bir dünya yani ee, Ufak grupların herkes tarafından tüketilmeyen ama belli bir zümrenin belli bir grubun bir araya gelip tüketimine başladığı devam ettiği ve ilerlediği bir dünya Mesela şeyi sorarlar her zaman e, abi çizgi roman nasıl alt kültür diyorlar Hemen şöyle bir Marvel Cinematic Universe çizgi roman değil o Marvel Cinematic Universe değil mi? Hani Marvel'ın e, ekrandaki taytlı zıplayan insanlar <laughs> projesi yani. Benim için asla değil. Benden uzak. Ben hiç yapamıyorum yani. Ben iz gözüm acıyor ben izlerken zaten yani. Çünkü ben çizgi roman okurum. Ben, hiç ben hiç çizgi roman okurum. Bana onu yaptıramazsınız yani, yani. Ne yazık ki. Çünkü ben çok eski bir çizgi roman okurum bir de yani. yani. Olmuyor bende tabii ki de yani. Çok cheesy böyle yani. Kötü kötü birçok şeyi. Ama sevene saygım sonsuz. Ben de hepsini izliyorum bu arada ama Hani bir daha izlemem. İşte görüyorum ne yapmışlar diye merak ediyorum. Merak evet. etmek zorundayım zaten. Ee, mesela o popüler kültür. Yani çizgi roman başlığını ele aldığın zaman Marvel Cinematic Universe bir popüler kültür öğesi. Herkes biliyor. Herkes tarafından tüketiliyor bir şekilde ve tüketimi kolay. Ama çizgi roman olarak çizgi romanı ele alırsan as a comics yani matbu basılı bir şey olarak ele aldığın zaman uff hangi çizgi roman? Şu da çok kötü. Çünkü sen çizgi roman dediğin zaman Türkiye'de özellikle herkes aklına sadece Amerikan çizgi romanı geliyor. Bunu yok etmek için ne yaptım? ç, ç çizgi roman çizgi roman kültürü diye bir ders açtım merak etme. 3 dönemdir açık evet 3 dönemdir açık dersim. Ee, Türkiye'deki çizerleri falan da çağırıyorum elden geldiğince ya da çizgi romanla ilgili. Alt Evren vardır. Ee, buradan da şey reklamını yapayım. Çok severim yani Berk. E, etem et, et, Onur Bilgiç var hocam ya. O da çok önemli. Ya bir şey ben ben işte Yıldıray Çınar geliyor bize. Daha böyle celebrity çağırmaya çalışıyorum. Yıldıray hem şey çiziyor. Spiderman hmm. Spider-Man çiziyor, Iron Man çiziyor. Bence Türkiye'deki çıkan en önemli teknelerden bir tanesi falan. Ha yani böyle büyük isimleri falan çağırıyorum. Öğrencilerle tanışıyorlar, görüyorlar. Hani ders amacı da zaten şey yani çizgi romanın aslında bir daha söylüyorum zıplayan, taytlı insanlar olmadığını anlatmaya çalışmak zaten yani. Ee, ki değil. Ee, çünkü yani kocaman bir e, değil mi Fransız çizgi romanı var. E, kocaman bir İtalyan çizgi romanı var. Az önce sen söyledin. Tom Mixler falan ki hani İtalya'dan ilk Türkiye'deki çizgi romanın gelişimi zaten İtalyandır. Sonradan, sonradan hmm. Amerikan yani. yani. Onun da sebebi çok basittir. Çünkü İtalya'dan ithalat ihracat çok kolay olduğu için, yakından olduğu için ilk o... bak yine o kültür tüketiminin gelmesi bile hani Amerikan çizgi romanından doğru gelmiyor asla. İtalya'dan geliyor. Neden? Çünkü aslında dönemin birazcık daha, değil mi? E, transportation yani şeyle e, yolculuğuyla, iletişimiyle ürünün gelgitiyle alakalı mesafeler. Böyle bir şey var abi. Bunu İtalya'dan alalım o zaman. Neden? Abi bir gemiyle geliyor işte hemen buraya gibilerinden. Amerikan çok sonra ki bir de şunu düşün mesela Amerikan çizgi romanının bu kadar şey olmaması da alakalı. 50'ler. Yani özellikle 40'larda hani 38 lira 50'de acayip bir çizgi roman tüketimi var. Nüfus oranla baktığınız zaman çılgınca çizgi roman okuyor Amerikalılar. Şu anda nüfus oranla baktığınız zaman çok okunmayacak kadar az. Çok az. E şu anda zaten burada oyun kültürü vesaire berbat hocam. Yani öyle ya, çok, çok fazla Çok çok konusun farklı bir dünya. Tabii yani, çünkü... Fortnite oynuyorlar ya, Fortnite. Tamam. Gitti. Ya yapacak bir, bir şey yok. Bu şimdi konu bambaşka yerlere gider. Bunu toparlayayım. Ya buradaki olan şey de Hı. şu. Yani oradaki en Zirvesindeyken o kültürün buraya gelmemiş olması ama işte Priz Dünya Savaşı'nın sonundan sonra Wilkins'in ilkelerinin ülkemize gelmiş olması ama çizgi roman böyle milyonlarca basılıyorken Türkiye gelmiş olması çok ilginç tabi ama dediğimiz gibi bu iletişimle alakalı birazcık daha yani. Ee, feasible değil diyebiliyoruz galiba bunun için. Ee, uygun evet. müsait değil yani ortam. Ee, ama sonrasında şimdi yani özellikle 2000 yani 95 ve sonrasıyla beraber gelen çok büyük bir çizgi roman tüketimi var yani. Yani çok az yine Türkiye için minnacık da yine de çok fazla. E i̇şte bundan olmasının sebebi birazcık daha bu kültürün buraya gelmesiyle alakalı, bu kültürün burada tükenmesiyle alakalı. Yine aynı şey, aynı örnekten verecek olursak, hani pes kafeler bilmem ne örneğine verelim. Türkiye'de ne kadar insan image çizgi romanı okuyor? Yani ne kadar insan gidip de işte Marvel ve DC harici bir şey okuyor? Anladın mı hani ne kadar insan önce Maus'la tanıştı falan yani e, böyle sıkıntılar Aa, da var. Maus'u ben burada okudum ilk kez. İlk tamam çok büyük bir isim ama hala bilmeyen var. İlk bu duydukları şey ne Persepolis oluyor? Persepolis var ha, mesela. Persepolis tabii güzel. ki de çok fazla isim sayabilirsin. Ama ilk duydukları şey ne oluyor ne yazık ki Spiderman, Batman, Iron Man bu oluyor. Evet. Bunlar yani... Hiç boşluk yani kıyasladığı zaman çizgi roman kültürünün alt kültürünün sana sundukları içerisinde bunlar en tabii ki de okunuyor ben de okuyorum yani hani ama yani işte tamam eğlenceli bir içerik neden olmasın bilmek istiyorum macera güzel devam ediyor ama hani diğer tarafta çok daha büyük bir şey var mesela aynı şey yine benim de dersime gelen yani bu bir ders sadece bak çizgi roman kültürü dersi i̇şte bu bölüm dijital oyun tasarım bölümünün içerisindeki bir dersten bahsediyorum. Ki konuştuğum, anlattığım şeyle şu konuştuğumuz 50 dakikada ne kadar konuşuyorsak olan şeyle oyun arasındaki şey aynı. Birisine hala popüler kültürdeki o tek tüketimi elinden almaya çalışıp diğerini göstermeye çalışıyorum. Çünkü kocaman bir dünya var. Diğerine de aynı şekilde işte LoL'dür, vesairedir, işte saydığın oyunlar. Onları oradan çek çıkartmaya çalışıyorum ki diğer kocaman dünyayı görebilsinler. Ha, sonra olmuyor. Bu da bizi nereye bağlıyor? Aslında üretim bandına bağlıyor. Senin az önce söylediğin şey Türkiye'de oyun üretimi neden olmuyor? E işte bu sebeplerden olmuyor. Çünkü bir oyun kültürsüzlüğü var. Oyun ne oldu? E aslında şey yani kusura bakmayın böldüm ama ya biz biraz da şey gibi yapıyoruz. Ya, biz bira'nın köpüğünü alıyoruz. E aşağıda bira var yani oraya hiç girmiyoruz. Bravo. O yüzden de bence entelektüel kısmını oyunun vesaire. Yani tamamen bir unutmuşluk var. Bence bu biraz da yetişkinlikle de alakalı. Yani umuyorum zaten makinanın bence amaçlarından biri de bu yani. İnsanları oyunların bir entelektüel yayının ol yanının olduğunu göstermek. Ondan bu seriyi başlattık. Üç bölüm çektik. Bölümlerin adı storytelling. Game design sanat. Yani oyunları Süper. hiç şey gibi girmedik. LoL'deki yeni hero şu. Oyunu Aa, değerlendirmiş ya yani yapılmasın yani. zaten. Aslında, e, e oyunların altında aslında çok büyük bir kültür evet. var ve benim bunun insanlar tarafından görülmemesi de beni üzüyor. Çünkü yani bir aileye, herhangi bir aileye yani Anadolu'yu geçtimedi. Şimdi insanlar altta yorumlar yapacak ama her neyse İstanbul'da bir aileye giderim. Yani kimse şeyi bilmez. Ya oyunlar, Komodoro storytelling atıyorum neydi o da disco Elysium onu onu da geçtim ondan önce yani Undertale pek çok oyun var ve bu oyunlar sana bir şey anlatmaya çalışıyor tabi ben biraz daha genç olduğum için sizin e, bildiğiniz o e, yani çok daha derin oyunlara giremem ama yani oyunların aslında biz amacını bilmiyoruz bir gerçeklikten kaçış veya kimi zaman da bir hikaye anlatıcılığı var ve o konuda da size katılıyorum yani e, çizgi roman konusuyla da aslında çok bir yakınlık var çünkü aslında bence çizgi roman oyunun çıkış noktasıdır diyebiliriz. Tabii yani sizin yanınızda ben Esen. ne kadar bunu söyleyebilirim bilmiyorum ama yani filmlerde de öyle. Yani gerçeklikten ...vizual, e, visual... ...görüntüsel olarak bir kaçış mekanizması var. Ama yani bu kimse tarafından bilinmiyor... ...ve o oyunlar tamamen şey olarak... E, ...tasvir ediliyor. A Haber'de çıkıyor... ...atıyorum CSGO oynadı 20 saat altına yaptı. E, bağımlılık çocuklarımızı... ...nasıl etkiliyor vesaire vesaire. Ve bu da yetişkin tabakada... ...yani çocuğa bir şey öğretebilecek... ...entelijans ya da bir şeyin oluşumunu... ...engelliyor. Yani bence atıyorum... ...bir sosyoloji profesörü oyunlar tarafında... ...çok oyunlar konusunda çok iyi konuşabilmeli... ...bir sanat profesörü oyunlar konusunda çok iyi konuşabilirim ki yapıyordur da. Ama bu dediğiniz gibi tabana inmediği için bir aktarım olmadığı için bu yeni nesillerin de oyunlarla haşır neşirliğini engelliyor ve bu üretimi engelliyor. Yani ben eminim Amerika'da e, oyun üretimi nerd bir babanın çocuğu bir oyun üretiyordur. Veya bir film ya yani Kübri'nin çocuklara atıyorum yani çok farazi bir örnek ama yani film konusuna aşinadır çünkü filmi tamamen Spiderman pıs pıs olarak görmüyordur dediğiniz gibi ama işte oyunları özellikle Türkiye'de hatta bence bu dünyada da böyle çok e, tutucu bir yaklaşım var yani kimse oyunlara konusunda bir şeyler öğrenmek yeni şeyler keşfetmek istemiyor bunun yerine sadece zamanını harcamak için evet. bazı popüler kültür öğelerini tüketmek istiyor Aynen. ve bence evet. bu da yani çok şeyi engelliyor. Yani evet ya birçok söylediğin şeyde haklısın Neresi sinden başlayacağım bilmiyorum. Yani hani üretimle alakalı tabii ki de en büyük sıkıntı ne? Tüketim. Şimdi ben her şeyi yemeğe benzetiyorum. Yemek, yemekten hiç farkı yok. Oyun üretiminin de mesela bizim bak Kitchen, Baga umarım gelirsin ileride. Hani e, dördüncü katta Galata'dayız işte. bak Kitchen. Neden? Bu yaz oradayız. Ya hocam süper. Yani. E, umarım izleyicilerden fan da gelen olur. Böyle bir organizasyon not falan alıyorum. yaparız belki <laughs> hatta yani istiyorsan isteyenlerle böyle bir tanışma toplantı muhabbet falan evet. güzel olur. E, güzel Boğaz manzarası sağlar böyle. Dediğim gibi ekibi kurun. Yani gelmek isteyen varsa hani böyle bir tamam yani böyle yüzlerce kişi alamayız. Bilmiyorum ne kadar izleniyor ne oluyor kanal ama hani böyle hani belli miktarda insanı şey yaparız. Gelirler muhabbet ederiz. Ben her zaman keyif diyorum yani hani. Çok ilgilenen olursa sana yazarlar. Ben derslerime konuk alıyorum. Hani en azından bir dersliğine de bir gelip böyle hem ders ne oluyor ne yapılıyor burada falan gibilerinden. Böyle şeyler de yapıyoruz. Her zaman bekleriz. iletişimde kalırız. Ya vallahi valla dersinize konuk olmayı da çok memnun oldum. Her zaman. Valla çok teşekkürler tekrardan. Ee, sevgili dostlar izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan çok teşekkürler her şey için görüşmek üzere hoşçakalın. Teşekkürler, bay bay, bay bay.